Evet başpehlivanlarımız, kura numarasına göre lütfen. Başpehlivanlarımız lütfen sıraya geçelim. Çok değerli başpehlivanlarımız lütfen sıraya geçelim. Evet, değerli güreş severler, kıymetli konuklarımız. Götürün, hadi. Bravo sohbet. Çok değerli protokolümüze, ağlarımıza şükranlarımız sunuyor baş pehlivanlarımız. Antalya Korkut. Evet değerli güreşseverler, 19 belediye başkanımız Sayın Doktor Mehmet Çerçi Bey'in pehlivanı. Manisa Durgut mu? Mustafa Kemalpaşa güreşleri. Kocaeli Büyükpınar 2006 yılı baş pehlivanlık birincisi. Şalpak yok mu şalpak? Yok, yok mu? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Uğur Aktaş adına güreş yapıyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde Bursa'nın mevcut tek baş pehlivanı aslı nesli bu toprakların evladı. Diyor ki bugün tüm Bursalılar adına güreş yapıyorum diyor. Hazırlayın o güzel elleri. Yalçın Öncül Bursa. Samsun Lab. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız İsmail Erkal Antalya. Çorum be. Alkışlarla diyelim maşallah. Allah derma versin. Ses kontrol. Pehlivanlık güreşlerinde Mecit Yıldırım baş pehlivana hakem heyetimiz tarafından ikinci ihtar verilmiştir. Işık var ya zaten, ışık var köşkü şeyde. Evet.
ve oradaki ışıklar, ışıklardan sola dönüyorsun, abi. Sol tarafta var. Postane mi ne var? Ha postane mi ne var? Ha onun yanında. Serkan var ya, koyuyor. Düğünlere gidiyorlar. Evet, güreş severlere müjde. 12 Ağustos Cumartesi günü Silivri Belediye Başkanım Sayın Volkan Yılmaz Bey'in imayişleri yapılacaktır. Güreşlere Belediye Başkanımız tüm halkımızı davet ediyorlar. 12 Ağustos Cumartesi günü İstanbul Silivri'de buluşalım. Küçük Orta Küçük Böve, Küçük Orta Büyük Böve ilmanları Tehran iş kapısında hazır olunuz. Küçük Orta... Büyük Orta Beylimanları eşleşmek üzere yer meydanında kendinizi alınız. Büyük Ortalar. Evet Küçük Orta, Küçük Boy Beylimanları. Üçüncü tur müsabakası. Mustafa Barucu. Evet Küçük Orta, Küçük Boylar. Sağa dön. Beş adım ileriye doğru yürü. Davutlar. Evet, değerli güreşseverler, değerli konuklarımız, CV Enerji Türkiye Yavru Güreşliği 5. etabı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş imalelerinde gerçekleşen 15. geleneksel Softaoğlu Mehmet Yağlı Pehlivan Güreşleri Küçük Orta, Küçük Boy 3. tur. Allah! Muhammedur Resulullah, Küçük Orta, Küçük Boy Pehlivanlarımız hep beraber. Alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar. Meydanların başında sadece bir kişi olacaktır. Çok acele Er Meydanı'nı boşaltalım. Evet Er Meydanı. Evet Küçük Orta Büyük Boy Meydanı'nı kovmalar. Evet, yine değerli ağımızın misafirleri olarak Er Meydanımıza gelen Bursa Mustafa Kemal Paşa Çakallar Güreş Ağası Sayın Erol Aydın Bey Er Meydanımıza şeref vermiştir. Alkışlarımızla hoş geldin diyoruz. Yine beraberlerinde Çalı Güreşlerimizin Güreş Ağası olan Sayın Hakan Sönmez Bey'in değerli orta Akfem Yapı'nın sahibi genç iş adamı Sayın Abdullah Çakır Er Meydanımızda. Thank you.
Hüseyin Demir, Ali Güngör Ekin ile, Ünal Karaman, Hamza Köseoğlu ile, Bekir Eryücel, İsmail Erkal ile, İsmail Balaban, Recep Kastak ile, Süleyman Başar, Fatih Koyuncu ile, Cengizhan Şimşek, Furkan Durmuş Altın ile, Recep Kara, Salih Erinç ile, Ali Rıza Kaya, Yıldıray Akın ile, Ertuğrul Dağdev, Menderes Saltık ile, Hüseyin İyican, Atilla Güzel ile, Kaan Kaya, Serdar Yıldırım ile, Hasan Cengiz, Ali Yanatma ile, Orhan Okulu, Serhat Balcı ile, Mustafa Doğan Özkaya. Evet, öncelikle herkese selam ve saygılar sunuyorum. Bursa'da güreş adına çok güzel işler oluyor. Buradan bu vesileyle canlı yayın da var. Bütün güreş severleri Yunus Emre Havalimanı diye tabir ettiğimiz bölgede, Yunus Emre mahallemizde. Burayı özellikle bekliyorum. Bugün ve yarın, yani 5-6 Ağustos tarihlerinde 1600 civarında farklı kategoride pehlivanlar burada güreşleriyle bu güzel ortamda, bu nezih ortamda açıkçası hünerlerini ortaya koyacaklar. Tabii güreş bizim ata sporumuz. Bu işin en başı Hazreti Hamza'ya dayanıyor. Ama bunun yanında Osmanlı da güreşe çok önem vermiş, değer vermiş. Osmanlı padişahlarının özellikle güreşin gelişmesi adına yaptıkları, oluşturdukları altyapı ortada. Ve 2. Mahmut döneminde bu önemli pehlivanlardan birisi olmuş. Baş pehlivan seçilmiş defalarca. Rahmetli Softaoğlu Mehmet Pehlivan da bize ilham verdi. Daha önce 13 kez yapılan organizasyon, 1970 en son 78'de yapılmış, 93 yılında bir kez yapılmış, 13. kez ve ondan sonra hiç yapılmamış. 29 yıl sonra biz geçen yıl başlamıştık, 14.sü olarak devamı olsun dedik. İlk demeyelim buna dedik, aslında 30 yıldır yapılmamasına rağmen. Ve bu yıl ikincisi, CV Enerji Güreş Ligi'ne de girdik. 40 Pınar ayarında çok kaliteli bir ortam var. Çok güzel bir ilgi alaka var. Ben inanıyor ve ümit ediyorum ki burada birkaç yıl sonra bu organizasyon Bursa'nın, hatta Türkiye'nin güreşte, yağlı güreşte marka değeri haline gelecek. Ve inşallah biz bu noktada da Bursa'nın, yani birçok meşhur konusu olan Bursa'yı güreş vesilesiyle de bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya tanıtmış olacağız. Ben şimdiden güreşçilerimize başarılar, sakatlık, sağlık problemlerinin olmadığı güzel bir müsabaka diliyorum. Burada çok hoş bir ortam var. Bir taraftan Bursa döneri ikram ediyoruz arzu edenlere, bizim ikramımız olarak. Ve inşallah dediğim gibi yarın akşam baş pehlivanlar netice bulacak ve kimin olduğu da belli olacak. Dediğim gibi federasyon başkanımız burada, başta Kırkpınar ağamız olmak üzere ağalarımız burada. Yarın protokol üyelerimiz, kıymetli milletvekillerimiz, parti başkanlarımız burada olacaklar. Ve birlik beraberlik içerisinde inşallah bu organizasyonu tamamlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.